Dünya ve bizden iyi akşamlar. Bugün yaptığımız planlamaya göre ve duyurduğumuz üzere ABD ve AB yaptırımları ve bunların olası etkilerini çeşitli boyutlarıyla ele almaya çalışacaktık ve bu yaptırımların neler olduğunu her şeyden önce anlamaya çalışacaktık. Hala da öyle öngörüyoruz. Değerli konuklarım her üçü de daha önce konuğum oldular. Ama herhalde rekor Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Serhat Güvenç de hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sayın Çiğdem Nas da bu akşam bizimle beraber İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri. Daha önce iyi bir AB yayını yapmıştık. Finans uzmanı ekonomist diyelim Ercan Uysal da daha önce eski stüdyoda konuğum olmuştu. Buraya ilk kez geliyor herhalde. Hoş geldiniz Ercan Bey. Ancak bugün biliyorsunuz kötü bir haber var. Bendeniz'de Artı TV'nin 5'te yaptığı yayında bu konuda bir erken sayılacak bazı değerlendirme ve yorumlarımı sizlerle paylaşmıştım. Benim de görev yaptığım 3 yıl 3 ay boyunca Erbil'de bir menfur bir saldırı yaşandı ve orada Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasına dayanarak söylüyorum. Bir bakanlık çalışanı, bir devlet görevlisi şehit edildi. Hem müteveffa devlet görevlimize Tanrı'dan rahmet dilerim. Hem geride bıraktığı kederli ailesine sabır, metanet ve başsağlığı dilerim. Tabii 20 yıl görev yaptığım Dışişleri Bakanlığı'na da ayrıca başsağlığı diliyorum. Bu olayla ilgili söylenecek şu anda elimizde veri bir şey pek yeni bir bilgi de yok. Bu tip olaylarda bilmiyorum Serhat Hoca da bana katılır mı? Sıcağı sıcağına spekülasyon yapmak herhalde en amatörce yaklaşım olur. Ama yine de ben Serhat Hoca'ya döneyim. Bu olay bizatihi bunun olması gündüz gözüyle Erbil gibi bugüne dek güvenli addedilen bir yerde cereyan etmesi diğer insanların gözünün önünde ve daha da şaşırtıcısı öyle bir yerde anlaşıldığı kadarıyla katilin de ortadan kaybolmuş olduğu görülüyor. Bu burada bir eğer bir mesaj ararsanız anlamlandırmak isterseniz şu erken çok ama ne demek istersiniz bu saldırıyla ilgili? Aslında yani başta sizin ifade ettiğiniz gibi eldeki verilerle bir yorum yapmak biraz cesaret işi. Evet. Daha önce de benim kişisel deneyimim bu tür olaylardan sonra yani benzer bir hadisede böyle erken bir değerlendirme yapıp fena halde yanıldığımı daha sonra gördüm. İhtiyatlı konuşmak lazım ama yani Erbil gibi bir yerde güpegündüz halka açık bir mekanda böyle bir saldırının gerçekleşebilmiş olması hani bir cürete işaret ediyor. Bir de yanına kar kalabileceğine dair bir güvene işaret ediyor. Mesaj anlamında da artık bu mesaj kurumlara mı yöneliktir, Türkiye'ye mi yöneliktir yoksa Türkiye-Irak-Kürdistan bölgesi ilişkilerini mi acaba yöneliktir? Yani bu da sonuçta şey burada bir hassasiyet yani İngilizcesi aklıma geliyor Türkçe şey yani böyle bir zafiyet var ve biz bu zafiyetin farkındayız ve hani gerektiğinde bu zafiyeti değerlendirebiliriz mesajı şimdilik hani genel çizgileriyle söyleyebileceğim bunu benim ben bugünkü kendi yorumlarımda biraz hani bağlamı içine oturtmak bakımından şunları hatırlattım izleyicilere hem burada hem Medyascope'da ki ana haber bülteninde işte Türkiye'de belli belirsiz bir yeni çözüm müzakere sürecinin başlamasına dair başladı da diyemiyoruz. Hani istikşafi mahiyette diyelim bir takım temasların olduğunu biliyoruz. İmralı'yla görüşme trafiği avukatlar aracılığıyla başladı. Irak-Kürdistan bölgesinin yeni seçilen başkanı Neçirvan Barzani ilk yurt dışı gezisini Türkiye yaptı. Tam seçim arefesinde Cumhurbaşkanı tarafından 1,5 saat baş başa kimsenin katılmadığı ve üzerine bir açıklama da yapılmayan bir görüşme yaptı. Orada Erbil'de yeni hükümet var, Mesrur Barzani. Yepyeni isimlerden oluşuyor. Ben bunu bir check ettim o hükümet açıklandığında bölgeden bir yetkiliyle eskiden tanıdığım. Yani dedim ben mi yanılıyorum? Benim için kimseyi tanımıyorum bu listede. Yani bir bakanı bir bakan tanımış olsaydım mutlu olacaktım. Tanımıyorum.
Ama orada bakan olmayan fakat bölgesel olduğu için dış ilişkilerden sorumlu yetkili Safin Dizai olmuş. Safin Dizai uzun yıllar KDP'nin Ankara temsilcisiydi ve çok iyi de Türkçe konuşur. Eşi de Türktür, Türkiye'lidir. Bu hükümette taze göreve başlamışken ve o da ilk seyahatini hemen Bağdat'a yapıp Bağdat'la taze bir sayfa açıyoruz demişken de bunun hani oraya da bir mesaj gibi olabileceği aklıma, bütün bunları ya da sakatlamaya yönelik bir şey gibi geldi ama bilemiyoruz tabii. Dışişleri açıklamasında da terör saldırısı ifadesi yok. Onu ben söylüyorum. Evet. Tabii başta gelen haber 3 diplomatın evet, şehit edildiği. Evet, evet. BBC de öyle geçti. Yok, yani, bir, evet. Yani o yöndeydi. O bana eyvah dedirtti. Yani evet. Şimdi bir kişinin tabii görevi başında ya da görev yaptığı yerde evet. Suikaste kurban etmesi, hı hı. O da eyvah dedirtecek bir şey ama 3 diplomatın birden böyle bir saldırıda kurban olmasının siyasi şeyi nedir? Sonuçları bambaşka olurdu. Ben evet. Türkiye'yi Kuzey Irak'a çekmek için acaba böyle bir, hı-hı. Yani o haber üzerine ilk aklıma gelen şey oydu. Yani Türkiye'nin işte Kuzey Irak'a yönelik bir askeri müdahalesini provoke etme amaçlı mı? Zaten süren bir harekat var. İşte onu daha da derine indirme evet, belki evet. Hatta Erbil'e uzatma gayesi, hı-hı. Güden bir şey olabilir evet. Mi diye düşündüm ama yani bütün bunlara kapsam olarak, hı-hı. Bütün bunlara uymayan, hı-hı. Şu ana kadar bizde paylaşılan bilgiler. Dolayısıyla ben daha fazla hani sizin evet. Sözünüzün üzerine bir şey de söylemek istemiyorum. Siz bölgeyi biliyorsunuz. Tabii şu açıklamada şu benim dikkatimi çekti. Belki bununla bağlayayım. Hani Irak makamlarıyla Bağdat'la konuyu araştırıyoruz. Onların biz işte faili en kısa sürede yakalama konusunda ve cezalandırılması konusunda Bağdat yönetimiyle istişare halindeyiz mesajı bana yine muhatabın aslında hani bölgesel Bağdat. Kürt yönetimi değil de Bağdat olarak görüldüğünü resmi olarak en azından bir ifadesi teyidi gibi geldi. O ifadeyi ben doğrusu gözümden kaçmış ama hani burada da kayda geçirmiş olayım. Bunu ciddiyetle böyle düşünüyorsa dışişleri büyük yanılgı içinde. Çünkü 90'lı yılların başından itibaren Erbil'de Bağdat'ın herhangi bir asayiş faaliyeti, emniyet, istihbarat faaliyeti bulunmuyor. Bütün bu faaliyetler yerel ve partilerce hatta götürülüyor. Yani Erbil tarafında kuzey parçasında diyelim, gayri resmi kuzey parçasında KDP'ye bağlı işte peşmerge, asayiş ve istihbarat, güney parçasında Süleymaniye merkezi de KYB'ye bağlı. Aynı şekilde milis, istihbarat ve emniyet tarafından yürütülüyor. Bağdat'tan bir beklenti varsa oradan, yani o bir siyasi ifade herhalde. Herhalde resmi pozisyonun evet. teyidi. Yani bu olay çünkü, özelinde bile aslında evet. Yani evet. Muhatap olarak, resmi evet. Görünür muhatap evet. Olarak Bağdat'ın yani, alınacağını tabii, düşündüm ben. Bu da biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de irtibat ofisleri var orada. Hatta üsleri de var. Ama Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da var öteden beri. Bu gizli değil, açık çünkü. Ve bu ilişkiler gayet yakın seyreder. Dolayısıyla eğer bir sonuç alınacaksa herhalde bu ilişkiler üzerinden alınacaktır. Dediğimiz gibi evet biraz erken. Bir de şu sanıyorum bazı mecralarda hemen konuşulmuş. İşte hani otomatik burası işte Kürt, Irak, Kürdistan'ı öyleyse PKK eşittir gibi. PKK'nin bugüne kadar Irak, Kürdistan'ında bu tür bir eylem yaptığı bilinmiyor. Evet yakın zamanda Dukan'da iki üst düzey MİT yetkilisini kaçırdılar. Ama o bir operasyonu karşı operasyon gibiydi. Onun dışında bu tür bir hele silahlı hele kent merkezinde o zaten tamamen doğruysa üstlenirse şu saate kadar zaten böyle bir sorumluluk almadı. Alırlarsa tamamen demek ki Kandil'deki işte örgütün Irak Kürdistan bölgesine olan yaklaşımının tamamen 180 derece değiştiğine işaret eder. Yepyeni bir sayfa açıldığını gösterir. Şu anda öyle bir belirti yok. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bu konuyu böylece herhalde başka söz söylemek isteyenler var mı bilmiyorum. Sizlere özellikle sakındım sizleri bu konuda konuşturmamak için. Dediğim gibi ABD ve AB'nin yaptırımları. Şimdi Çiğdem Hanım bana en yakın oturuyor. Bir AB kısmı, Avrupa Birliği kısmından başlayalım. Türkiye'den çıkan resmi açıklamalar hani
amiyane tabi vız gelir tırıs gider. AB hani ne yapar, ne yaptırımı, ne AB'si gibiydi. Evet. Hani haddimi aşmayayım ama doğrusu benim de kişisel tepkim o yönde oldu. Hani sizle de programdan önce sohbet ediyorduk. Evet. İsterseniz bir buradan başlayalım. Yani AB ne yapabilir Türkiye'ye, ne yapmak istiyor? Dostlar alışverişte görsün, hani Güney Kıbrıs'ın yönetimine biz üye kabul ettik. Bana göre o da bir stratejik körlüktü. Onun bedeli olarak işte bir şeyler yapıyor görünmemiz lazım gibi mi? Ne yapmak istiyor? Oradan başlayalım, şöyle bir temelini atalım. Evet. Evet, yani Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri şu anda çok yürümediği için derin yani, dondurucu demek. Evet, zaten yeni başlık en son 2016'da açılmıştı yeni fasıl. Ondan beri hiç açılmıyor. Zaten 2018'de açmayacaklarına ilişkin bir karar da aldılar. Yani resmi olarak dondurmadılar ama yeni fasıl açmayı düşünmüyoruz dediler. Gümrük Birliği sürecinin işte güncellenmesi gündemdeydi. O da 2016'dan beri başlatılamadı. Vize sürecinde işte yine bu mülteci krizinde bir ilerleme sağlanmıştı. Türkiye 66 kriteri yerine getirdi ama orada da bir tıkanıklık söz konusu. O yüzden yani Avrupa Birliği'nin hani Türkiye'nin canını yakacak ya da işte Türkiye'yi üzerinde böyle caydırıcı bir etkisi olacak çok fazla elinde araç kalmadı gibi gözüküyor. O yüzden de yani zaten İPO fonları 2017'de 2018'de de parlamento tarafından ne anlayalım? Yani bu katılım mısınız? Öncesi araç yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sağlaması ve müktesebat uyumu için destek. Evet, destek sağlayan fonlar. Orada bir kesinti oldu. Yani o da zaten hani şu anda 2018-2020 dönemi için bir kesinti öngörüldü. Ama zaten Türkiye biraz gecikmeli olarak kullanıyor fonları. İşte bu FETÖ konusu falan sebebiyle 2015-2016 yılının fonları kullanılıyor. Yani bu gelecekteki Türkiye'nin kullanacağı fonlar. 4 sene falan geriden geliyor. Geriden, yani hızlandı son dönemde ama biraz geriden geliyor. Orada bir yaklaşık 1/3 gibi bir kesinti hani bizim de yaptığımız hesaplara göre. Onun dışında işte bu havacılık anlaşmasının müzakerelerinin askıya alınması söz konusu ama orada zaten çok böyle hızlı ilerleyen bir süreç olmadığını anlıyoruz. Ve hani yine Türkiye çok havacılık fazla... Havacılık anlaşması neyi etkiler Türkiye açısından? Yani o konuda da ben uzman değilim ama genellikle şu söyleniyor. Avrupa Birliği'nin Avrupa Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı bir benzer bir anlaşma var. İşte bunun yolcu sayısını arttıracağı, yani eğer tamamlanırsa yolcu sayısını arttıracağı, bilet fiyatlarında bir düşüş yaratacağı gibi şeyler var. Ama yani çok böyle somut, bir de içerik olarak ne olacağını da bilmiyoruz. Hani direkt o anlaşmaya benzer bir anlaşma mı olacak? Hani orada bir şey var ama orada da tabii yani benim anlayışım şöyle aslında. Mesela Avrupa Birliği'nin oradaki politikasına baktığımızda Türkiye'yi bu alanda bir hub olarak gördüklerini söylüyorlar. Özellikle işte Asya ve Afrika'ya bağlantıların sağlanması açısından özellikle İstanbul'un çok merkezi konumda olduğunu ifade ediyorlar. O yüzden de hani böyle bir anlaşma daha çok biraz Avrupa Birliği'ne aslında belki kazandıracak, onlara da fayda sağlayacak bir anlaşma olduğu için. Yani çok İstanbul Havalimanı'ndan kurtulmuş mu oluyorlar gibi böyle bir şeyi bertaraf mı etmiş oluyorlar? Yani buraya kaymasını... Yok, sanmıyorum. Sanmıyorum. Yani zaten ikili anlaşmalarla yürüyen bir şey. Üye devletlerle onun yerini alacak. Bütün Avrupa Birliği için olacak bir anlaşma. Biraz da o havacılık piyasasını serbestleştirecek bir anlaşma olarak görüyorum. Yani onun askıya alınması var. Avrupa Yatırım Bankası kredilerine yönelik bir mesaj var. Yani doğrudan bir karar değil ama Avrupa Yatırım Bankası'na bir mesaj veriliyor. O Türkiye için kötü olabilir. Çünkü Türkiye zaten kredi arayışında şu anda. Çok pahalı bulabiliyor piyasalarda. Baktığımızda Avrupa Yatırım Bankası fonlarıyla Türkiye'de neler yapılmış? İşte Marmara'yı görüyoruz mesela. Önemli bir fon alınmış. Depreme karşı güçlendirme projeleri falan. O yüzden hani onun eğer bir kesinti olursa, Avrupa Yatırım Bankası buna bu şekilde reaksiyon verirse o kötü olur. Hani... En dişli olan kısım o gibi gözüküyor. Evet, yani ama onun da olup olmayacağı belli değil. Evet, yani hiçbirinin şimdi... olup olacağı belli mi şu an itibariyle? Yani hep adım atılacak ona göre. Bir de bunun devam etmesi gerektiğini de ifade ediyorlar. Onun dışında tabii şey kötü. Yani Türkiye-AB ilişkilerinde hani bu 2016 sonrası çok kötü bir dönem yaşamıştık. İşte Hollanda ile Almanya ile olan krizler hiçbir kurumsal yapı işlemiyordu. İşte 4,5 yıl sonra ortaklık konseyi toplanmıştı.
Onun toplanmaması ikinci bir karara kadar karar aldılar. Yüksek düzeyli diyalog, işte siyasi diyalog, ekonomik diyalog tekrar yapılmıştı. Onların yapılmamasını aldılar. Yani bu da hani ilişkilerin aslında hani zaten donmuş, çok ilerlemeyen ilişkilerin artık tamamen donması ve artık hani işte üyelik olmayacak ama işbirliği yapalım noktasından artık biraz böyle karşılıklığa doğru bir gidiş olduğu için yani bütün aslında sürecin ruhunu olumsuz etkileyecek, anlamını olumsuz etkileyecek bir şey yani. Sembolik önemi belki somut etkisinden daha önemli. Bir de tabii sorun da devam ediyor. Yani Türkiye'yi caydırıcı olarak aldıkları bu adımlar Türkiye'yi caydırmıyor. Aksine işte Türkiye tekrar yeni bir gemi gönderme kararını aldı. İşte bu sondaj çalışmaları için falan. Yani o konunun da çözümü çok kolay bir konu değil. Kıbrıs sorununun bir yansıması. Yani Kıbrıs sorunu çözmeden çok bir çözüm bulmak da mümkün gözükmüyor. O yüzden yani ilişkilerde hani aranın yeniden açılacağı, gerginliğin yeniden ortaya çıkacağını gösteren bir şey. O açıdan tabii olumsuz etkileri olacak. Peki o zaman bir Ercan Bey'e dönelim. Ercan Bey şeyi ayrı konuşacağız, ABD kısmını. Fakat Çiğdem Hanım'ın söylediği bu AB Yatırım Bankası'nın kesmesi ve hani somuttan ziyade simgesel etkisi olacağı, ruhunu zedelemesi. Bütün bunların bizim piyasalar açısından ve yatırımlar açısından bir sizce anlamı var mı? Herhangi siz bir işaret gördünüz mü buna, bir tepki olduğuna dair Türkiye'de? Anlamı yok. Burada önemli olan EBRD. Türkiye'de asıl büyük kredi hem ticari kısımda hem hükümetten hükümete multinational dediğimiz supranational dediğimiz kredilerde EBRD'de çok büyük portföyleri var. Yani çok büyük bir IFC'nin de öyledir bu. Dünya Bankası'nın İstanbul Hub. Yani bütün bu Orta Asya, MENA bölgesi dediğimiz Orta Doğu, Kuzey Afrika falan, bunların hepsine buradan bakıyor. Burada çok ciddi bir altyapıları var insan kaynağı olarak da. Burada önemli olan EBRD'de. Zaten bahsedilen oradan rakamlar... Oradan bir ses yok değil mi? Yok. Burada zaten bahsedilen rakamlar 140 milyon euro, 200 milyon euro, 700 küsur milyar dolarlık bir ekonomi için Sayın Dışişleri Bakanı'nın dediği gibi fasafiso bir para. Bunun bir şeyi yok. Piyasada da hiçbir karşılığı olmadı zaten. Yani dostlar alışverişte görsün bir şey yapıyormuş. Yani biraz da Kıbrıs Rumlarını mutlu edelim işte, bir karar aldık diyelim diye gibi. Tabii yani birazdan daha derin konuşacağız. Piyasa gerçekten öyle tehditleri falan, yani o anlamda değil. Onlar aksiyon, aksiyon görmek isterler. Yani şimdi 140 milyon dolar euro versen ne olur, vermesen ne olur, onun bir şey değil. Ama EBRD, ben kredileri yenisini vermeyeceğim, var olanları da geri geldiğinde yenilemeyeceğim falan derse o ayrı bir hikaye. O da ikincildir. Buradaki asıl olay, yani bizim Türkiye'nin dış finansmanını sağlaması açısından önemli şey, Türk bankalarının Avrupa'daki finans kaynaklarına, ki Türkiye'nin dış borçlanma ihtiyacının %65-70 Avrupa bankalarının, Avrupa'dan banka ve banka dışı finansal kurumlardan gelir. Oraya bir erişimde sıkıntının en ufak bir işareti olsa büyük panik ve büyük şey olur, sorun çıkar. Öyle bir şey yok. Ben açıkçası olacağını da zannetmiyorum. Yani çok farklı şeyler olmazsa, o da sizin alanınız, o farklı şeyler olduğunda, o siyasi olarak olup olmayacağını öngörmek. Ama şu aşamada piyasayı rahatsız edecek bir şey fark etmemişlerdir bile büyük bir ihtimalle. Peki o zaman Serhat Güvenç'e de sizin alanınız dedi zaten Ercan Uysal. Hani bu farklı şeyler diye kriptik konuştu. Onunla beraber bir başka ifade de ruh dedi Çiğdem Hanım. Sizin için bunlar... Ruh geldiyse üç ruh, defa tıkla. Ruh falan da kalmadı. Değil yani mi? Ben şimdi Çiğdem Hocam Türkiye-AB ilişkilerinin muharip gazisidir. Ben emeklisiyim. Ben bu konulara bakmıyorum. Çünkü mezun artık, oldunuz siz belki. Emekli yani, değil de mezun oldunuz o işlere. Yani artık hani ben bu işlere bakmıyorum dedim ama müsaade ederseniz bir lütfen sert bir giriş yapayım. Çünkü biz kendi ülkemize olabildiğince acımasız girişiyoruz ama Avrupa Birliği hani söz konusu olunca kayırmanın bir manası yok. Tamamen stratejik körlük. Yani ben de aynı ifadeyi kullandım. Yani tamamen stratejik körlük. Yine Türkiye'nin bazı politikalarını anlamlandırmak için başvurduğumuz bir hani ifade var.
yığınaklanmada hata yaparsanız bunu muharebelerle düzeltemezsiniz. Hı hı. Yani yığınaklama hatası da Rum kesimini bütün adayı temsilen normal bir ülke gibi almaktı. 2004 şimdi, müydü? Evet, şimdi bu stratejik hatanın sonuçlarını her şeyi Türkiye'ye ihale ederek çözmeye çalışıyorlar. Yani hikayenin özü bu. AB yaptırımları, siz bir AB bürokratı olsanız Türkiye'ye bir mesaj, sert bir mesaj vermek istiyorsunuz. Alet çantanıza dönüp baktığınızda bir bakarsınız ki alet çantasındaki bütün aletleri daha görece düşük önemli konular için tüketmişsiniz. Ne var elinde Allah aşkına Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı kullanabileceği? Şimdi ben gelmeden bambaşka bir bağlamda bu havacılık konularında sözüne güvendiğim, zamanında birlikte çalıştığım bir arkadaşımı aradım. Tolga Özbek, Cockpit Aero'nun sahibidir. Bu işi bana bir anlatır mısın Tolga dedim. O da kısaca şunu söyledi. Yani bu hikaye 2012'de zaten hani sürüncemede bırakıldı. Özünde de şu yatıyor. Şimdi böyle bir hava dönüşmesi için Türkiye'nin AB ve Türkiye arasında bir hani iç hat uçuşlarında da bir serbestlik sağlanması lazım. Hı hı. Türkiye açısından burada ya, temel mesele... Bu ne demek şimdi mesela Köln'den Paris'e Türk Hava Yolları uçacak. Aynen öyle. Ya da işte Lufthansa ne bileyim Antalya'dan Ankara'ya uçabilecek. O da olacak tabii. Yani, evet. Şimdi burada aslında bir sorun yok. Bu hizmetlerin serbest dolaşımı kapsamında değerlendirilecek bir şey. Ve hani gümrük birliğini belki bir adım ileriye taşıyacak bir konu ama kritik nokta bizim Türkiye-AB ilişkilerini zehirleyen konu ne? Türkiye'nin limanlarını Kıbrıs Rum yönetimine açmaması. Yani Kıbrıs Rum yönetiminin belki şu an bir hava yolu yok Türkiye piyasasında iç hat uçuşu yapabilecek ama hani böyle bir sizin pozisyonunuz baştan böyle belli olduysa zaten hani bu ihtimali de göz önüne alarak Türkiye'nin çok ayrını olmayabilir ama 2012'de Türkiye bu işi zaten tavsatmış. Şimdi bu da aslında bana sorarsanız bir çaresizliği gösteriyor. Yani 2012'den beri anlamlı bir ilerleme kaydedilmeyen, Türkiye'nin çekincelerini muhafaza ettiği bir konuyu siz yaptırım olarak ortaya koyarsanız uluslararası aktör olarak ciddiyetiniz pek olmadığı ortaya çıkar. Bir de aslında zafiyetinizin olduğu da ortaya çıkar. Yani bula bula bunu mu buluyorlar gerçekten Türkiye'nin canını acıtacak? Evet, gerçekleştiği takdirde işte İstanbul Havalimanı'nın daha nedir kapasitesinin daha iyi kullanılması, hava taşımacılığının maliyetinin düşmesi, ucuzlaması falan gibi şeyler var ama hani Türkiye'nin mesele ettiği şey zaten Kıbrıs Rum yönetimiyle ilgili bir sıkıntı. Siz siyasi bir pozisyon hiç yokmuş gibi hani bunu bir eğer danıştığım arkadaşlarım beni yanıltmıyorlarsa bu çok anlamlı bir yaptırım değil. Vize süreci aslında belki en kritik mesele. Bu da Türk insanını ilgilendiren. Ben bundan 2 yıl önce Roma'da katıldığım bir toplantıda bir Rus katılımcının AB'ye şöyle bir sistemini duymuştum. Yani 90'lı yıllarda Ruslara bu vize serbestisi vaadinde bulunmuş ve yerine getirilmediği için de Ruslar AB karşıtı dönmüş olmuşlar. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle AB arasında yaşanan sorunlar ayrı, o ayrı bir düzeyde ama siz bir takım beklentileri işte bir iştahı canlandırır sonra bu vaat ettiğinizi veremezseniz kamuoyundaki gerçi şu anda %60'larda gözüküyor ama yani kamuoyundaki o AB imajını da zedelemiş olursunuz. Dolayısıyla baktığım zaman yani bu işte 700 milyar dolarlık. Sizin son bu Kadir Has'ın yaptığı şeyde çıkan rakam mı? Evet. Yani destek %60'da mı? Aşağı yukarı o civarda. Şimdi hani tam şeyi hatırlıyorum. Trend artışa mı dönmüş vaziyette? Artışa dönmüş durumda. NATO üyeliğine destek mesela 70'ten 60'a düşmüş ama yani o da yüksek. Dolayısıyla bu algıyı kötüleştirmekten ruhu bozmak dedi hocam ama bence ruhu zehirlemekten başka hiçbir işe yaramaz. Yani başta yaptığı stratejik hatanın bedelini Türkiye'ye ödetmeye çalışıyor. Bu konuda da Türkiye çok haklı. Ben 2004'te anlam planı için fiilen çalışmış biri olarak da ayrıca da kızgınım buna. Yani çünkü bizi kolumuzu kanadımızı kırdılar. Ben bugün çıkıp AB'yi savunamam Türkiye'de. Hiçbir aşamada savunamam. Hiçbir konuda savunamam. Şunla bağlayayım. Ben akademik hayata girerken çalışma konum Türk-Yunan uyuşmazlığının Türkiye-Avrupa toplu ilişkilerine yansımasıydı. Biz Yunan vetolarıyla senelerce uğraştık. Bu 1999'da işte bu vetolar kaldırıldı. Yunanlılar Türkiye'yi AB'ye yaklaştırmanın aslında kendi çıkarlarına daha uygun olduğunu nihayet idrak etmişlerdi. Şimdi aynı sürecin daha kötüsünü Rumlarla yaşıyoruz. Yani ve yani Rumlar Türkiye AB işbirliğinin ilişkisinin önüne
takos koyabiliyorlar. Bu da şunu gösteriyor bana. AB üyeliğinden vazgeçin, biz sizinle stratejik ilişki geliştirelim. Yani alternatiflerinin de aslında, yani Kıbrıs meselesi çözülmeden hayata geçme ihtimalinin çok zayıf olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla görünür gelecekte yani bu Türkiye-AB ilişkilerinde bir iyileşme ve dolayısıyla da AB'nin Türkiye üzerindeki nüfuzunun artmasını beklemek bana gerçekçi gelmiyor. Anladım, teşekkür ederim. Aslında pek çok konu başlığı çıktı buradan benim sorularımda olmayan. Ben aslında size yukarıda da konuştuk, şeyi bir kısaca tekrar sormak istiyordum. Yani bütün bu kesintiler arasında Suriyeliler için verilen bu yıllık 3 milyar, bu her yıl yenilenecek herhalde. Şimdilik 2019'a kadar öngörüldü. Ama yani ondan sonrasını şunu tekrar için, tekrarlamak için ya da size tekrarlattırmak için söylüyorum. Yani AB'nin bu gene stratejik körlük denebilir. Ben bazen muhasebecilerin Avrupa Birliği bu artık diyorum, yani değerler ittifakı falan değil. Aman Türkiye'de bu Suriyeliler bize doğru gelmesin. Biz parasını verelim. Memnunuz da Türkiye'de de fazla iştah yok deyip hani ona da hiç dokunmuyorlar herhalde, değil mi? O 3 milyar yani o yönde bir emare yok belirtti. Yok, onda bir değişiklik yok. 2016 işte 18 Mart mutabakatına göre yapılmıştı. 2016-2017 için 3 milyar, 2018-2019 için 3 milyar. Türkiye'de zaman zaman işte bunun hani geciktiği yönünde bazı eleştiriler olmuştu ama proje bazlı zaten veriliyor. Yani önce tahsis ediliyor. İşte 1 milyarını komisyon veriyor. Kalanını üye devletlerden alıyorlar. İşte toparlayıp proje bazında veriyorlar. Yani orada bir sorun olmayacak. Yani biraz gecikme oluyor sadece. Hani projelerin işte sunulması, kararlaştırılması falan. Orada bir sorun yok. Fakat şeye herhalde katılıyorsunuz. Yani Avrupa Birliği'nde giderek artan bir zafiyet var. Halbuki bu, onu da ayrıca konuşacağız, yeni yönetim, yeni gelen isimleri ama özetle hani bir Josep Borrell'in tarafına bakarsak, yeni Mogherini'nin yerine gelen işte bu güvenlik ve dış politikalardan sorumlu, hani sanki Avrupa'nın dış politika ve güvenlik bakanı gibi diyelim ve savunma anlaşılıyor tabii güvenlikten. Yanlış görmediysem 4000 kişilik falan bir ekibin üstünde oturuyor. Milyarlarca euroluk da bir bütçesinin üstünde oturuyor. Bu devasa bürokrasi, devasa kaynak ama ortada bir icraat yok. Yani AB'nin ne bir sözünü dinletebildiği var. Yani Türkiye ile ilişkiler biter genel olarak. Yani bu denli güçlü bir ekonomik yapı, nüfus, kültürel merkez. Fakat bir dünyada herhangi bir konuda, herhangi bir çatışma alanında sözü geçmiyor gibi. Ve kendi içinde de üstelik Polonya'sından Macaristan'ına, İtalya'sına bile hatta bugün onları da söz geçiremiyorum. Yani Avrupa Birliği açısından tabii yani Avrupa Birliği'nin yapısına bakmak lazım belki bu hani stratejik bir vizyon eksikliğini anlayabilmek için. Sonuçta AB'nin özellikle işte daha büyük, daha diyelim etkili üye devletlerinin belki kendi annelerine ait işte Fransa'nın bir stratejik belki bir anlayışı var falan ama Avrupa Birliği'nin ortak bir stratejik vizyonu maalesef yok. Hala mesela Avrupa Birliği nerede çok etkili dersek işte daha çok mesela bir ticaret aktörü olarak etkili. İşte yaptığı STA'larla etkili. Hani dünya ticaretindeki bu korumacılığa doğru giden eğilim karşısında hala işte Mercosur'la en son yaptı. Daha önce Kanada ile Japonya ile yaptı. Serbest ticaret anlaşmaları falan. Yani daha çok ekonomik gücüyle, ilkeleriyle, hani o değerler sistemiyle, ki orada da işte dediğiniz gibi yıpranma var. Epey bir aşınma var. Çünkü yani Avrupa Birliği'nin güçlü olmasını sağlayacak küresel artık göstergelerde değişim var. Yani o liberal dünya düzeni, işte Avrupa Birliği'nin etkisini arttırmasına yönelik bir sistem, hani o 2000'lerin başında belki gördüğümüz sistem yok artık. Yani Avrupa Birliği biraz daha çevreden gelen tehditlere karşı kendini korumakla daha çok iştigal ediyor. İşte göç konusu burada çok önemli. İşte terörle ilgili, özellikle bu terör saldırılarının tekrar olmasını engellemek gibi konular var falan. Yani o yüzden de hani daha dar, hani daha korumacı bir vizyon. Yani o kendi vizyonunu dışarıya yansıtmaktan çok biraz daha hani kendi değerlerini, kendi içindeki değerlerini korumaya yönelik bir şey var. Bu da biraz Avrupa Birliği'nin yapısından da kaynaklanıyor. Yani kendi içinde giderek işte bu son genişlemeyle daha da büyüdü. 28 üye devletli. Hani bunların karar alması, kendi içinde fay hatları var. İşte doğu, batı, kuzey, güney arasında farklılıklar var falan. O da hani Avrupa Birliği'nin böyle tek sesli, güçlü bir aktör olması
olmasını biraz zorlaştırıyor. Ki geçmişine baktığımızda yine de bugün atılan adımlar önemli. Yani işte Avrupa Birliği Konseyi'nin bir başkanı var. İşte komisyonun kendi içinde işte dış politika güvenlik temsilcisi gibi yeni makamlar oluşturabildiler. Yani kurumsal anlamda yine de bir ilerleme olsa da bu beklentileri karşılamıyor. Yani Avrupa Birliği'ne baktığımızda çok daha belki farklı şeyler bekliyoruz. Daha güçlü bir aktör olmasını bekliyoruz. Daha normatif güç atfedilmişti. Bunun yerine getirmesini bekliyoruz falan ama oralarda tabii şey yapamıyor ama yani baktığınızda işte Steve Bannon'dan tutun işte Rusya'sına kadar yani Avrupa Birliği'ni içeriden çökertmeye yönelik de bir sürü hareket olduğunu görüyoruz. Antiliberal güçler yine Avrupa Birliği'nin etkili olmasını istemiyorlar. İşte otoriterlik, faşizm gibi bir sürü şeyle de karşı karşıya, siyasi akımla da karşı karşıya. Yani bütün bu koşullarda, bu zor koşullarda Avrupa Birliği'nin varlığını devam ettirebilmesi bile aslında bir başarı olarak görülebilir diye düşünüyorum. Hani biraz otorite... Sade varlığını, tabii yani başarı çizgisini bu kadar bu seviyeye koyunca da her şey başarı olarak gözükebilir. Ama doğru anladım dediğinizi. Tabii. Bir de hani şöyle bir şey var. Yani Avrupa Birliği'ni biz hep daha böyle hani makro olaylarla yargılıyoruz. Yani işte Suriye'de ne yapıyor ya da işte daha önce Irak'ta ne yapıyor falan ama daha böyle mikro olaylara baktığımızda Avrupa Birliği aslında bir sürü iş yapıyor. Yani ne bileyim işte mesela bu Facebook gibi kuruluşlara işte vergi cezaları vermesi falan. Ya daha çok piyasayla ilgili. Fransa'nın zorlamasıyla oldu galiba. Evet yani biraz piyasa, ekonomiyle ilgili hala önemli şeyleri var. Etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii daha böyle stratejik açıdan baktığımızda biraz sınıfta fazla kalıyor. Fazla deftere yazacak bir şey bulamıyoruz. Evet. Peki Ercan Hocam şimdi Türkiye gene ne yaparsak yapalım? Başat işbirliği aktörümüz herhalde Avrupa Birliği desek yanılmış olmayız değil mi? Karşılıklı yatırımlar ve ticaret olarak bakıldığında. Diğer taraftan herhalde Almanya'yı da bunun içinde ayrıcalıklı bir yere koysak fazla yanılmış olmayız. Hem oradaki Türkiye kökenli nüfus hem yine karşılıklı ilişkiler. Şöyle bir buna Galata meşhur mu dersiniz? Hani böyle bunun bir karşılığı yok piyasada ya da gerçek ekonomide. Almanya Türkiye aman batmasın diye bir sanki önceliği var. Bu bakımdan böyle Türkiye'ye cımbızla yaklaşıyor ve hep biraz daha sırt sıvazlayan hani ya biz devreye girelim. Bir arada şu konuşulmuştu. Eminim siz benden daha iyi duymuşsunuzdur bunu. Hatta Almanya hani Türkiye biz şeyden beklerken IMF kurtaracak ya da IMF'ye gidilecek mi? Almanya aslında. Hatta bu stüdyoda da ifade edilmişti. Galiba sizin geldiğiniz sizin öneyi mi söylemişti bilmiyorum. Öyle bir şeyler var mı? Almanya penceresinden bakınca Almanya aman Türkiye iflas etmesin, alabora olmasın, biz kurtaralım, şimdiden devreye girelim, sıkı tutalım diye. Her şeye rağmen. Şöyle Almanya'nın tek başına öyle bir gücü ve yetkisi yok. Yani AB'yi alırsa yani arkası yani AB'ye lokomotiflik ederek de yok mu? Yok ben hangi sorudan yola çıktığınızı düşünüyorum şu anda. Türkiye'nin bir takım işte ekonomik finansal sorunları. Bu iş daha da kötüye giderse, ortaya atıyorum. Hep IMF konuşuluyor. İşte 100-150 milyar dolarlık bir paket kurulması gerekirse Avrupa öyle yapmadılar ama dikkat edin. Yunanistan'da üçlü troika dedikleri IMF olacaktı ve IMF zaten hazırlanıyor. İşin içinde IMF de olmaz mı? IMF hem parasal olarak vardı hem de daha önemlisi teknik altyapı. Bir de Yunanistan üyeydi. Üye olmayana da böyle bir paket yapılır mı? Ayrıca o var. Şimdi o paketi yapmaya kalksanız Güney Kıbrıs ne diyecek? Yunanistan ne diyecek? Gibi o bir kere ham hayal ötesi öyle bir seçenek yok. Yani Avrupa Birliği'nin toplu olarak ya da Almanya'nın tek başına Türkiye'ye Misalma yapması ben en azından olası görmüyorum. Gerçek dışı bir senaryo. Gerçek dışı bir senaryo görünüyor. Yani Allah korusun o günler inşallah olmaz ama hani olduğu bir durumda Türkiye büyüklüğünde bir ekonomi ve gelişmekte olan piyasalarda da önemli bir ekonomidir. Yani bulaşıcı etkisi de göz önüne alınmak zorunda. Hani bu too big to fail denilen batmak için çok büyük mü Türkiye? Kimse müsaade etmez mi? Duruma göre değişir. Öyle mi? Yani bir şimdi 97 Asya krizine bakıyorsunuz. Tayland'da başladı. Tayland neydi ki? Tayland too big to fail kategorisinde bir ülke değildi. Orada Güney Kore asıl too big to fail'dir. Ama Tayland'da bir başladı. İşte o salgın etkisiyle diyelim hemen Kore, Endonezya, Malezya
Filipinler 5'i birden 5-6 ay içinde. Buradan nereye görülür o salgın etkisi? Buradan. Buradan. Şimdi parmağım, bu, yani pergeli buraya koyduğumuz zaman nereye o dediğiniz etki olur? Öyle bir etki yok. Yani tabii onlar bir de kendi aralarında dış ticaret yoluyla ve sermaye akımları yoluyla bayağı bütünleşmiş bir yapıya sahiplerdi. Düşünün. Güney Asya'dan bahsediyorsunuz. Türkiye'nin doğrudan ekonomik olarak içine düşebileceği bir zorlukta etkileyeceği yer Avrupa Birliği ve Almanya. Aslına bakarsanız. Onu da işleti söyledim ben de. Ama yani Almanya'ya ama oradan varıyoruz tersten. Varıyoruz da şimdi ama şimdi şeyine bakın yani sonuçta Almanya sizin için çok büyük bir ticaret partneri ama siz Almanya için de çok büyük bir ticaret partneri değilsiniz. Yani Alman ekonomisini sallamaz. Ama ne yapar? Şimdi Alman endüstri sanayi üretimi bir takım döngüsel siklikal nedenlerden de negatife doğru gitti. Ama mesela Türkiye'deki yavaşlamanın da büyük etkisi var şeyde. De sanayi bir ekonominin %20'si, 25'in neresinden baksanız %50-60'ı zaten servisler. Falan. Onların etkisi sınırlıdır. Yani Almanya'nın aman biz Türkiye'ye hemen bir 100 milyar dolar ya da euro verelim de. Türkiye'den mülteci akını onları düşündürür. Ha o ayrı bir konu. O da tekrar sizin şeyiniz. O şimdi o finansın, ekonominin alanının dışına çıkıyor. O bir siyasi bir şey. Benim bahsettiğim de oydu zaten. Yani bir gün modern dünyada uygar devletler arasında bir Türkiye gibi bir ülke çıkıp da ben işte 5 milyon Suriyeli'yi bırakırım. Bırakmamak için işte her Suriyeli başına 28 bin euro alırım. Alırım. İşlemedi mi? İşledi. Yok benim bahsettiğim rakam böyle 100-150 milyar dolar civarından bahsediyor. Yani. Bunu hani şimdi söylemiyorsunuz. Bu şimdi bunun şakası bile kötü. Devletler arasında böyle şeyler de olmuyor zaten. Ayrıca ayıptır söylemesi ortada bizim borcumuz şu anda ülke olarak borcumuz özel sektör borcu. Kim kimin borcunu alıyor? Yani şeye bakarsanız hani kağıt üstünde gördüğünüz Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinin toplam borcunun gayri safi milli hasılaya oranı %32. Modern dünya gelişmekte olan ülkelerde ortalama %50. Şeyde Avrupa Birliği'nde %70-80, Almanlarınki bile %65. Tamam onlar %1'le 0'la negatif faizle finanse ediyorlar bunu. Biz %20'yle etmek zorundayız ama günün sonunda... Bu verdiğiniz rakamdan ne anlayalım son söylediğiniz? Niye bu karşılaştırmayı yaptınız? Yani ne demek? Bu iş o kadar kolay değil. 2001 yılında Türkiye'nin ortaya çıkan o bankacılık sistemi battığında ortaya çıkan borcu devlet üstlendi. Evet. Ama onun şimdi... önemli kısmı zaten kamu bankalarında birikmiş olan 20 milyar dolar kadarlık görev zararıydı. Yani biz bunlara şey deriz quasi fiscal deficit. Oraya onlar yığılmıştı. Kemal Derviş geldi işte bir 20 milyar toparladılar. İyi de bir program koydular yürüyüp gittiler. Şimdi bu durum öyle değil. Buradaki borç doğrudan şirketler üzerinden ya da bankalar tarafından alınıp şirketlere ve hane halklarına verilmiş olan özel borç. Türk bankacılık sisteminin yarısı yabancıların elinde. Önemli kısmı Avrupalıların. Türkiye Türkiye'deki risk deriz biz ona. Risk en yüksek olan şey 80 milyar euro civarında İspanyol bankaları ve finansal sistemi. İspanyol finansal sisteminin kendisi zaten acil serviste şeyden 1 trilyon euroya yakın hala likidite kullanıyorlar. İkincisi Fransa. Dolayısıyla o iş öyle kolay değil yani Türkiye'ye gelip de ben Türkiye'yi biraz sıkıştırayım deyip de dediğiniz anda arkada Societe Generale var, Deutsche Bank var ki bunlar oldu Yunanistan'da. Yani Yunanistan programının tamamı neredeyse Avrupa bankalarının minimal, sırf banka değil. Bu işte çok büyük sigorta şirketleri var. Parayı elinde tutan. Emeklilik fonları var, milletin parası bunlar. Avrupa'daki. Onun için o öyle kolay bir iş değil. Türkiye'yi ekonomik olarak sıkıştırayım da Türkiye sallansın, istediğimizi versin ya da başka bir şeyler olsun. Ben de buradan fazla bir zararlı çıkmayayım. Onun için o yol bence kaza dışında mantıklı olarak yapılabilecek iki taraf için de bir yol değil. Onun için ben çok büyük bir baskı ekonominin Avrupa tarafından büyük bir baskı aracı olarak kullanılabileceğini zannetmiyorum. Kendi alanımın içinde kalarak ama başka siyasi manivelalar varsa yapılabilecek onları bilmiyorum ama ekonomik olarak Türkiye'ye hele doğrudan bir sanction yaptırım ben hiç zannetmiyorum. Yani peki, çok anormal şeyler olmazsa. Evet tamam
Gayet iyi anlaşıldı. Peki Serhat Hocam, sizle biraz denize açılırsak, bu iş Doğu Akdeniz meselesinden çıktı, bu AB ile bu yaptırımlar. Diğer, hani izleyicilere tekrar hatırlatayım, arkadaşlar da kulaklıktan söylüyorlar, işte yeni açıklama gelmiş, S-400 alırsa F-35 almayacak Türkiye falan, ama bu bildiğimiz şey zaten. Onu ikinci bölümde ABD kısmını konuşacağız ayrı. Şimdi şu ilk bölümde şeyi bağlayalım, bu Doğu Akdeniz. İşte şimdi Ercan Uysal'ın söylediği ekonomik kriz ortamında Türkiye. Ama bir taraftan da büyük hayalleri var, büyük iddiaları var, değil mi? İşte Doğu Akdeniz, gemiler, petrol, doğal arama çalışmaları, Kıbrıs'a yönelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik, işte ne bileyim, ekonomik yardım, hatta 1984 550 sayılı BM kararıyla iskana kapatılan işte Varoş'a, Maraş'ı, evet, yeniden açalım, açarız falan, hani artık bıçak kemiğe dayandı gibi. Buradaki strateji, şimdi Ercan Uysal dedi ki hani bu Suriyeliler kısmı, hani salarım 5 milyonu falan, hani bu da çok hani devlet ciddiyetine uyan bir şey değil, ama bana sorarsanız bunu işletti Türkiye. Aynı şekilde batarsam 5 milyon Suriyeli'yi de mumla ararsınız, 10 milyon Türkiye'li buradan yürür gelir de bence ihsas ettirilen bir kart. Bana göre size öyle bir şey yok diyebilirsiniz tabii, size söyletmiş gibi olmayayım kendi düşüncelerimi. Bunu da, bu Doğu Akdeniz'de ne yapılıyor strateji, böyle bir bütüncül strateji görüyor musunuz? Bütün hani Yunanistan'la olan mesele, Kıbrıs, petrol gaz araması, işte Mavi Vatan tatbikatı, iddialar, hedefler, evet ben bunun anlam çözebiliyorum, bunu anlatabilirim dediğiniz bir strateji, bir şey var mı gözünüzde? Estağfurullah derim ben tabii o stratejinin hangi mahvillerde nasıl yapıldığını bilmiyorum. Yani bizim gördüğümüz, yani biz sadece gördüğümüz üzerinden analiz yapıyoruz. Şu bu Suriyeli göçmen, evet, ya da misafirleri işte kapıları açarım gönderirim meselesine, hı-hı, birkaç bir şey söylemek istiyorum bu, lütfen, konuda. Yani o şey, o aşamayı geçti. Yani bu arada Almanya özellikle, hı-hı, gerekli önlemleri aldırdı. Hı-hı. Ben en son Yunanistan'a arabayla geçtiğimde işte o pasaportu verdiğim kulübede İngilizce konuşan biri Yunan aksanlı, biri böyle işte ya Portekizli ya İtalyan aksanlı, Frontex artık sınırda görev yapıyor. Dolayısıyla Türkiye-Yunanistan sınırı da bir Avrupa Birliği var. Ege'de NATO gemileri. Ha, şimdi ona geleceğim. Ege'de NATO görevi var. Ege görevi var NATO'nun. O daimi görev kuvvetinin bir uzantısı. Biz de hatırlatalım, biz de NATO'nun üyesiyiz. Tabii biz de. Ve biz bu de görev olmuşsun kuvvetinin hem Türk hem de Yunan karasularında, sadece uluslararası sularda değil, da görev yapma yetkisi de var. Ama işte Türk gemileri Yunan karasularına girmiyor, Yunan gemileri Türk karasularına girmiyor. Centilmenlik yani, anlaşması gibi mi? Gibi. Yani iki tarafın Ege'deki hak iddialarına halal gelmeyecek en şey, bir işleyiş. İşleyiş bir sana düzenleme olarak karşımızda. Hani bütün bunlardan muradım da şey, artık öyle mekanizmalar var ki böyle sayıları milyonlarla ifade edilecek Suriyeli ya da başka ülkeden göçmenleri Avrupa Birliği'nin kapısına yığmak mümkün değil. Pek mümkün değil. Yani bu zaten bunun olmaması da gerekiyor veya ayrıca. Şöyle yani de denebilir mi hocam? Bir taraftan bunların içinde yer alırken bu görev güçlerinin, öbür taraftan da ben salarım filan demek de herhalde artık çok gayri ciddi. Yok, zaten ben resmi çevrelerden böyle bir ima da duymadım yok, son dönemde. Yok, doğrusunu doğru isterseniz haksızlık etmeyeyim. Yani bu bir seçenek değil. Ama yani Türkiye'nin Avrupa için önemine dair tartışmalardan birinde parlamentoda galiba, yani belki de Türkiye'yi savunduğunu düşünüyordu. Ya dedi, onlar bizim için göçmenleri tutuyor orada dedi. Yani o dolayısıyla AB parlamentosu. Tabii tabii. Yani yanılıyor olabilirim ama yani Türkiye neden AB için önemli ifadenden biri, işte biz artık o hani olmak istemediğimiz köprü olacağız dedik, yola çıktık. Bir tampon bölge o olduk yani şeyle. Köprü göç diye üreten köprü diye yola çıktık, tampon olduk. Tampon olduk. Yani işte göçü soğuran, şey yapan, Avrupa Birliği'nin göç baskısını, direncini arttıran bir ara aktöre dönüşmüş durumdayız ki biz bundan çok korkuyorduk. Dolayısıyla hani bu ikili ilişkilerde Türkiye'yi ne diyelim, bir sorun çıkartma potansiyeli açısından bir şey kazandıracak bir konu değil. Doğu Akdeniz'e baktığım zaman da şimdi Ankara Yunanistan'ı bu işten ayırmayı becerdi bir şekilde. Bunu teslim edelim. Yani en son Çipras ziyaretinde de bu Ege'de hani
ki sorunları dondurma halinin devamı. Bizim işte rapproşman dediğimiz, yakınlaşma dediğimiz ama bir türlü... Yunanistan'ı nereden ayırdı? Kıbrıs meselesinden mi ayırdı? Doğu Akdeniz meselesinden büyük ölçüde ayırdı. Yani Türkiye'de belli çevrelerde işte adalarda vesairede falan deniyor ama yani sorunun özü, stratejinin odağı Doğu Akdeniz ve Kıbrıs. Yani bunu teslim etmek lazım. Hocam affedersiniz, bunu tersten şöyle mi anlayalım? Yani Yunanistan şöyle bir memnun mu oldu? Tamam, ben Türklerle anlaştım. Hani bu adalar kısmı... Hayır o anlamda değil. Yani Türkiye aynı anda hem Yunanistan'la hem işte Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği'yle, İsrail'le şeyle uğraşmıyor. Yani bu ülke gruplaşmasının bir parçası Yunanistan ama doğrudan ilk hatta değil. Yani anladım. Türkiye açısından, Türkiye stratejisinin öncelikli hedeflerinden biri değil. Bu işte Meis Adası'na istinaden bir münhasır ekonomik bölge iddiası var şeyin, Yunanistan'ın. Bunu yani Avrupalı hukukçular da bu iddianın çok zayıf temellere oturduğunu teslim ediyorlar. Yani dolayısıyla Türkiye için asıl mesele şey, Kıbrıs etrafında yoğunlaşan bu gaz arama faaliyetleri. Burada da yani Türkiye'nin çıkış pozisyonu, ben eğer hani doğru okuyorsam, yani bu Kıbrıs meselesi hallolmadan hani bu işe girişmeyin. Çünkü şu anda Türk Deniz Kuvvetleri'nin önemli bir bölümü Doğu Akdeniz'de görev yapıyor. Aktif biçimde görev yapıyor ve işte yabancı bu işte şey sondaj araçlarını, sismik araştırma gemilerini falan da geçen sene okuduğum bir haber. 7 defa engellediği Türk donanmasını, işte bir Yunan fırkateyni Ege Denizi şey Doğu Akdeniz'de uzaklaştırdı. Türkiye'nin mesajı şu. Yani buradan eğer bir ekonomik fayda bekliyorsanız buranın bir istikrar ve huzur ortamına sahip olması lazım. Beni dışlayarak veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayarak yani bunu yapmanız mümkün değil. Şimdi belki burada yapılan doğru, anlamlı, akılcı, kararlı iletişiminde belki bir aksaklık var bunun. Yine aynı noktaya döneceğim. Şimdi AB'yi suçladık. Türkiye'ye de şunu söylemek lazım. Şimdi bu işler gelişmeye başladığında Türkiye'nin Kahire'de, Tel Aviv'de, Şam'da büyükelçileri vardı. Dolayısıyla Akdeniz'de işbirliği yapabileceği bölgesel aktörler vardı. Şu an hepsine tam bir kalmadı. Yalnız kul. Tek başına bir işte şu Ankara'nın nedir? Hani dişiyle tırnağıyla tutmaya çalıştığı Trablus'taki Libya hükümeti. Libya'da elden çıkarsa Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin müzakere edebileceği, münhasır ekonomik bölge tartışmalarında muhatap olabileceği kimse kalmayacak. Evet. Yani dolayısıyla da o işte artık adını ne derseniz, yeni Osmanlı hayali mi dersiniz, Türkiye'nin merkezinde olduğu bir İslam coğrafyası kurma hayali mi dersiniz, onun bizi getirdiği nokta bugün bu. Yani anladım. Doğu Akdeniz'de yalnız kalmak. Şimdi bu çerçeveden baktığınızda hocamla gelirken konuşuyorduk. Yani Türkiye'nin negatif stratejisi çok belli. Bu işi yapmayın, Kıbrıs meselesini çözelim. Pozitif olarak Türkiye ne elde etmek istiyor derseniz onu bu bağlamda tartışmak mümkün değil. Çünkü bu kadar yalnızken pozitif elde edilebilir hedefler koymanız ve dolayısıyla buna yönelik bir strateji geliştirmeniz de kolay iş değil. Anladım. Çok teşekkür ederim. Böylece ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde daha ABD odaklı S-400 F-35 bağlantısı, KAATSA yaptırımları, bunun bizim ekonomimize mevcut ya da olası etkileri üzerinde konuşacağız. Lütfen bizi izlemeye devam edin.